GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortasında piyasaları incelediğimizde küresel piyasalarda genel olarak petrol fiyatlarındaki düşüşün ve dolar endeksindeki fiyatlamaların etkili olduğunu, ana başlıkları oluşturduğunu ifade edebiliriz. Petrol fiyatlarını incelediğimizde burada Suudi Arabistan'ın Asya ve Avrupa için petrol fiyatlarını arttırırken en büyük pazar olarak gördüğü ABD için satış fiyatlarını düşürdüğünü gördük. Ham petrolün bu gelişmeyle birlikte 78 dolar seviyesinin de altına indiğini ifade edebiliriz. Özellikle ABD'ye Aralık ayı satış fiyatının önceki aya göre 45 sent gibi büyük bir miktarda düşürülmesiyle birlikte 2013'ten bu yana görülen en düşük seviyeye satış fiyatının çekildiğini gördük ki bunun benzin fiyatlarını da etkilediğini söyleyebiliriz. Benzin fiyatları ABD'de 2 dolara kadar gerilerken bu da 4 yılın en düşük seviyelerine işaret etti. Diğer yandan Avustralya'da perakende satış rakamları takip edildi. Burada beklentilerin üzerinde artan bir rakam dikkat çekerken ticaret açığının da beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini gördük. Avustralya Merkez Bankası'nın da faiz oranını değiştirmemesiyle birlikte Avustralya doları dolar paritesinin son bir ayın en düşük seviyelerinden tekrar toparlandığını gördük. Avrupa piyasalarına bakacak olursak burada İspanya'da Ekim ayında işsiz sayısında 79 bin kişilik bir artış gerçekleştiğini gördük. Ki bu veriyle birlikte euro üzerinde bir miktar baskının oluştuğunu ifade edebiliriz. Beklentilerin üzerindeki işsiz sayısı artışıyla. Diğer yandan verileri takip edecek olursak İngiltere'de inşaat sektörü PMI rakamları beklentinin altında bir sonuç göstererek 5 ayın en düşüğüne inmiş durumda. Bununla birlikte öne çıkan fiyatlamalara göz attığımızda ham petrolde belirttiğimiz gibi 78 doların altına sarkan bir fiyatlama söz konusuyken altının son 4 yılın rekor düşük seviyelerinde şu an için seyrini sürdürdüğünü ifade edebiliriz. Diğer ilgi çeken, dikkat çeken fiyatlamalar da yurt içi piyasalarda gerçekleşti. Öncelikle BIST 100 endeksine göz attığımızda burada dünkü kayıplar sonrasında günün ilk seansının kapanışı öncesi 80.612 seviyesinde yani %0,73'lük şu an için bir yükselişle günü sürdürdüğünü ifade edebiliriz endeksin. Bunun yanında yurt içi piyasaların açılışıyla birlikte Türk lirasının değer kazanımı oldukça dikkat çekti. Burada dolar Türk lirasının dünkü 2,24'lere yaklaşan hareketinden sonra bugün 2,22'lere kadar çekildiğini ve tam olarak seviye verirsek 2,22-37'de şu an için hareketlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Euro Türk lirası da benzer bir şekilde kayıp yaşıyor şu an için. 2,78-14 seviyesinde hareketlerini sürdürdüğünü söyleyebiliriz paritenin. Günün ortasına kadarki süreçte etkili başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.